Herkese merhaba. Bugün destek ve hareket sistemine başlıyoruz. Yeni bir sistemle beraber devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi destek ve hareket sistemi dediğimiz bizim kemiklerimiz ve kıkırdak yapımızdan oluşan yapı. Embriyonik döneminde iskeletimiz kıkırdak yapıdadır. Daha sonra kemikleşme başlar ve bu hayatımız boyunca kemikleşme aşamaları devam eder. Öncelikle destek ve hareket sistemi ne yapıyor ve kimlerle beraber çalışarak bu işleri yapıyor? Hemen görevlerinden biraz bahsedelim. Bizim iskeletimiz kaslar ve eklemlerle beraber vücudun hareketini sağlar. Vücudun hareketini sağlar. Kemiklerimiz kaslara bağlanma yüzeyi oluşturur. Birbirleriyle bitiştikleri noktaya da eklem denir ve bunlarla beraber vücudun hareket etmesini sağlar. Aynı zamanda yine söylediğim gibi sadece kaslara değil, iç organlara ve kaslara bağlanma yüzeyi oluşturur. Yani bizim iç organlarımız ve kaslarımız iskeletimize bağlanmıştır, oluşturur yazamadım. Evet, bunun dışında tabii ki bizim vücudumuza şekil verir. Vücudumuzun şekli destek ve hareket sistemimizle, iskeletimizle beraber oluşmuştur. Aynı zamanda içinde iç organlarımız bağlandığı için iç organlarımız içeride bulunur ve iç organları korur. Kemiklerde bol miktarda kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller depolanır. Bu mineraller işte iskelet sistemimizin inorganik maddesini oluşturur ve kemiğin bu sert yapısını ve şu özellikleri yerine getirmesini sağlayan yapıdır. Ve aynı zamanda iliklerde kan hücresi üretimi yapılır. İliklerde kan hücresi üretilir. Böylece kan hücremiz için önemli bir kaynak olmuş oluyor. Şimdi bizim iskelet yapımıza geçmeden önce iskeletimizi oluşturan kemik dokudan biraz bahsedelim. Bizim biraz önce söylediğim gibi embriyonik dönemde kıkırdak halinde olan iskeletimiz ardından kemikleşmeye başlıyor. Kemikleşme artık hayat boyu devam ediyor. Kemik doku iki yapıdan oluşur. Kemik doku hücreleri ve kemik dokunun ara maddesi. Kemik doku hücrelerine osteosit adını veriyoruz. Ara maddesine de osein adını veriyoruz. Osteosit kemik doku hücresi, osein de ara madde. Bu osteosit dediğimiz hücreler bir boşluğun içine dizilmiş haldedir. Lakün adı verilen nerede? Boşluk içindedir. Buralara dizilmiş haldedir ve bu boşluğu ise osein dediğimiz ara madde doldurur. Peki bu ara madde neyden oluşur dersek, ara madde organik ve inorganik maddelerden oluşur. Şimdi başlangıçta organik madde ve inorganik maddeler aynı, eşit gibidir. Organik madde daha fazladır hatta. Yaş ilerledikçe bu kemik dokuda organik maddenin oranı azalır, inorganik maddenin oranı artar. Bu da zamanla kemikte sertleşmeyi daha fazla arttırır ve kırılganlığı da arttırır. Burada bahsettiğimiz organik maddeler liflerdir. İnorganik maddeler ise kalsiyum karbonat gibi, kalsiyum fosfat gibi tuzlardır. Bunlar yaşa bağlı olarak değişim gösterir. Şimdi gelelim kemik dokunun çeşitlerine. İki çeşit kemik doku var. Birincisi süngerimsi kemik doku, ikincisi de sıkı ya da sert kemik doku. Şimdi ikisine de özelliklerini açıklayalım. Şimdi süngerimsi kemik doku dediğim adı üzerinde sünger gibi, yani gözenekli bir yapısı var. Dolayısıyla hücrelerin arası boş. Yani boşluklu hücreler burada var. Boşluk boşluk bulunuyor. Bu nedenle hani çok fazla hücre, yoğun bir hücre yapısına sahip değil. Boşluklar çok olduğu için süngerimsi kemik doku hafiftir ama
oldukça dayanıklıdır. Neden? Bu boşluklar bunun basınca dayanabilmesini sağlar. Yani bir darbe aldığında kırılmaz. Aradaki boşluklardan dolayı kırılganlık çok fazla değildir. Peki bu boşluklar neyle dolu? Bu önemli. Boşluklar kırmızı kemik iliği ile doludur arkadaşlar. Bu kırmızı kemik iliği bize kan hücresi yapan en önemli yapıdır. Bu da süngerimsi kemik dokunun içindedir. Peki nerede bulunur? Uzun kemiklerin uç kısmında bulunur. Uzun kemik dediğim, yeni çeşitlerini anlatacağım. Her zaman bu çizgi filmlerde köpeklerin ağzında olan kemik, onların baş kısımlarında, bu top top olan baş kısımlarının içi süngerimsi kemik dokuyla dolu. Bunun dışındaki diğer kemikler, işte kısa kemikler, ondan sonra yassı kemikler, düzensiz şekilli kemikler gibi diğer kemiklerin içinde bulunur diyoruz. Gelelim sert kemik dokuya. Şimdi bu sert kemik doku dediğim adı üstünde sıkı, sert. Yani burada hücreler boşluklu değil. Sıkı sıkıya bağlanmış birbirine. O zaman nasıl? Boşluksuz bulunuyor. Nerede bulunur? Hemen bundan da bahsedeyim. Uzun kemiklerin ortasında, yani gövde kısmında bulunuyor. Diğer kemiklerin ise, tüm kemiklerin dış kısmı sıkı kemik dokuyla kaplıdır. Şimdi bu sıkı kemik doku dediğimiz yapı bir düzen içerisinde bulunuyor. Nasıl bir düzen? Bu sıkı kemik doku merkezi bir kanal etrafında dairesel kemik tabakalardan oluşmuştur. Yani şöyle, mesela şurası merkez olsun. Böyle bunun etrafında şöyle, ben bunun bir kesitini göstereyim şöyle size. Böyle, şurası da merkez olsun mesela. Böyle tabaka tabakadır. Bunu iç kısmını çizecek olursam, bu kesiti aldım mesela, böyle kestim. Ne görürüm onu çizeceğim şimdi size. Çizemedik. Heh. Şöyle şu kanallar böyle aşağı doğru uzanıyor diye düşünün. Bunlar merkezi kanal. Yani yuvarlağın tam ortası gibi düşünün. Bakın şunların da ortalarında bir merkez var değil mi? O merkezlerde şöyle aşağı doğru iniyorlar. Bu bunun merkezi olsun. Bu da bunun merkezi olmuş olsun. İşte böyle aşağı doğru iniyorlar. Şimdi aslında bunların özel adları var. Şu her bir yuvarlak kemik tabakaya osteon adı veriliyor. Çok mühim değil ama fen lisesi kitaplarımızda bundan bahsediyoruz, değiniyoruz. O yüzden bunu yine de ben söyleyeyim. Osteon denilen bu yapı birimi. Mesela burada bu da osteon, bu da osteon, bu da osteon. Bunların etrafında da böyle osteosit dediğimiz kemik hücreleri dizilmiş biçimde. Yani halkasal biçimde dizilmiş. Bunlar birbirine çok sıkı bir şekilde dizildiği için bu kanallar aracılığıyla damarlar ve sinirlerle haberleşiyorlar ve besleniyorlar. Şu merkezi kanalda yine diğerlerinde olduğu gibi kan damarı ve sinirler bulunuyor. Burada bu merkezden geçen boyuna kanalların özel bir adı var sıkı kemik dokuda. Bunun adı Havers kanalı. Ve bu kanallar bağımsız değil. Yatay olarak bu kanalları birbirine bağlayan bir kanal var. Bunun da adı Volkmann kanalı. Evet, bunun da adı Volkmann kanalı. O halde şöyle diyorum, toparlayalım. Sıkı kemik dokuda hücreler halkasal halkasal dizilmiştir. Ortalarından bir merkezi kanal geçer. Dikine boyuna olan bu kanalın adı Havers kanalıdır. Havers kanallarını birbirine bağlayan kanallara Volkmann kanalı deriz. Dikkat! Bu kanallardan ne geçer? Kan damarları ve sinirler geçer diyoruz. İşte sıkı kemik dokuda bu şekilde bulunmuş oluyor. Şimdi gelelim kemikleri şekline göre ayırt etmeye. Şekline göre kemikler kaça ayrılır? 4 grupta inceleyeceğiz. Birincisi
uzun kemik. Bir diğeri kısa kemik. Bir diğeri yassı kemik ve dördüncüsü de düzensiz şekilli kemik olmak üzere dört grupta inceleyeceğiz. Şimdi bunların çok fazla, yani uzun kemik dışındakilerin özelliklerini çok fazla söylemeyeceğim. Detaylı incelemeyeceğiz. Sadece uzun kemikler oldukça önemli. Şimdi uzun kemik şu, az önce bahsetmiş olduğum meşhur çizgi film kemiği bu. Şöyle. İlk defa çizdiğim bir şekli beğendim. Evet. İşte bu uzun kemik arkadaşlar. Şu kısımları kırmızıyla göstereyim. Önemli olan bölümler yapacağız burada şimdi. Evet. Şöyle şurayı da ayıralım. Evet. Gerçekten şeklimi beğendim. Şimdi bu bir sıkı kemik olmuş oldu. Şu ortayı da göstereyim. Sıkı kemik dediğimiz yapı önce nerede bulunur onu bir yazacağım. Kollarımızdaki, işte bu kollarımızda ön kol, pazu gibi kemiklerimiz, bacaklarımızdaki kaval kemiği, uyluk kemiği, baldır kemiği gibi kemikler ve dikkat, sakın karıştırmayın, el ve ayak parmak kemiklerimiz. Yani şu bizim parmak kemiklerimiz, bunlar da uzun kemik. Sanki kısa kemik gibi geliyor ama hayır. Ama şuradaki işte bilek kemiklerimiz, onlar kısa kemikler. Ama parmak kemiklerimiz uzun kemikler grubunda. Kol, bacak ve el ayak parmak kemiklerimiz uzun kemiklerdir. Peki nasıl bir yapısı vardır? Şurada uç kısma çizdiğim şu yapı, kırmızıyla gösterdiğim. Burası bu ayrıca uzun kemiklerin uç kısmıdır. Şurası da orta, yani gövde kısmıdır. Şu kemiklerin birbiriyle eklem yaptığı uç kısımlarda kıkırdak bir yapı vardır. Bu kıkırdak sürtünmeyi engelleyen bir yapıya sahiptir. Şurada nokta nokta çizdiğim, bakın, uzun kemiklerin uç kısmında bulunur demiştim ya. İşte biz bu yapıya ne diyorduk? Süngerimsi kemik doku diyoruz. Uzun kemiklerin uç kısmı süngerimsi kemik dokuyla doludur. Süngerimsi kemik dokunun içinde de ne vardır? Kırmızı kemik iliği vardır. İşte kırmızı kemik iliği de içinde bulunmuş oluyor. Şuradan ben çizgiyle gösterdim. Burada uzun kemiklerin şu uç kısımlarında çizgi şeklinde epifiz plağı denilen bir yapı vardır. Epifiz plağı dediğimiz yapı bu kemiklerde bulunuyor ve büyümeyi sağlıyor. Bu kemiklerin boyuna büyümesini sağlayan bir yapıdır. Epifiz plağı. Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunur ve bizlere de boyca büyümeyi sağlayan bölüm. Ardından gelelim gövde kısmına. Uzun kemiklerin ortasında demiştim. Burada sıkı kemik iliği vardır. Sıkı kemik iliğin şu ortasına çizdiğimde içi bol miktarda yağlı olan sarı kemik iliğiyle doludur. Zaten sarı denmesinin sebebi bol miktarda yağlı olmasıdır. Bu sarı kemik iliğinde bazı akyuvar hücreleri üretilir. Bu yüzden bizim için bağışıklıkta oldukça önemlidir. Kemiğin dışı da yine periost adı verilen kemik zarıyla kaplıdır. Periost dediğimiz kemik zarı kemiğin hem enine büyümesini sağlar hem de onarım yapmasını sağlar diyoruz. Şimdi benim burada özellikle önemli olan ve dikkatimi çeken bir şey var. Bunu söyleyeceğim. Diğer kemikleri anlattığımda da göreceksiniz. İlik kanalı ve sarı kemik iliği sadece ve sadece uzun kemiklerde vardır. Dikkat! O halde kısa yassı ve düzensiz şekilli kemiklerde ilik kanalıyla sarı kemik iliğinden kesinlikle bahsetmiyoruz. Ve burada bilmem gereken bir diğer şey, şuraya yazayım.
Periost yani kemik zarı bütün kemiklerde vardır ve kemiğin hem enine büyümesini sağlar hem de onarımını sağlar. Uzun kemiklerde bulunan epifiz plağı ise kemiğin boyuna büyümesine yardımcı olur diyoruz. Evet, uzun kemikler bu şekilde. Gelelim kısa kemiklere. Kim olduğundan bahsedeyim. El ve ayak bileklerinde bulunur. El ve ayak bilekleri kemiğidir. Kısa kemik dediğimiz boylarının oldukça kısa olduğu kemikler. Şimdi bu şöyle, bundan sonraki kemikler de böyle. Bunun böyle eni boyu kalınlığı bir gibi düşünün. Kemiğin dışında periost dediğimiz şey vardır, kemik zarı vardır dışında. Periostun altında sıkı kemik doku, en içinde de süngerimsi kemik doku vardır. Yani hem kısa hem yassı hem düzensiz şekilli kemiklerde bundan sonra hep aynıdır. Dışta periost dediğimiz kemik zarı, altında sıkı kemik doku, içinde de süngerimsi kemik doku mevcuttur. Yani bu şekilde hepsi böyle bulunuyor. Yassı kemikler kimler peki? Onları örnek yazalım hemen. Yassı kemikler dediğim kafatası kemikleri, sonra kürek kemikleri, ondan sonra kalça ve kaburga kemikleri bunlara örnektir. Yine aynı şekilde periyoz sıkı kemik doku, süngerimsi kemik doku diye gider. Düzensiz şekilli kemikler ise bizim omur kemiklerimizdir ve yüzümüzde bulunan bazı kemiklerdir. Bunların belli bir şekli yoktur. Bu kısa kemiklerin eni, boyu, kalınlığı aynı. Yassı kemikler oldukça böyle üstüne bastırılmış gibi incedir. Böyle aynı basılmış gibi düşünün. Yassıdır yani. Ama düzensiz şekilli kemiklerin de belli bir şekli yoktur. Şimdi gelelim vücudumuzdaki kemiklere. Şimdi insan vücudunda yaklaşık olarak 206 tane kemik vardır. Yani 207 de yazılabilir, 206 da yazılabilir. Sebebi şu, vücudumuzda bazı kemikler kaynaşmıştır. O yüzden bazen 206 yazar bazı kaynaklar, bazıları 207 yazar. Burada önemli olan şey şudur, bebeklik döneminde yani çocukluk döneminde çok daha fazla kemik vardır. Ama daha sonra bu kemiklerin birbiriyle büyüyüp kaynaşması sonucu 206 tane kemik bulunur. Şimdi bizim iskeletimiz şu yapılardan oluşuyor. Bir eksen iskeletimiz var. Eksen iskeleti. Bir de üyeler iskeletimiz var. Üyeler. Eksen iskeleti dediğimiz baş ve gövde dediğimiz yapıdan oluşuyor. Baş ve gövde eksenimizi oluşturuyor. Üyeler ise bizim kol, bacak ve bir de kemer dediğimiz yapılar var. Eklem bölgeleri anlatacağım. O bölgelerde üyeler iskeletini oluşturmuş oluyor. Şimdi baş iskeletimiz aslında bunlar çok fazla sorularda çıkar mı? Soru bazlı yapmıyor. Anlatmıyorum şu anda bunu. Sorularda çok fazla çıkmayabilir ama detaylı bir şekilde çalışıyorsanız ve bazı kaynaklarda çıkabilir. Bunun dışında genel kültür olarak bilmemiz gerekiyor bunları aslında. Özellikle yarışmalarda da çok fazla çıkıyor bunlar. Şimdi baş dediğimiz baş kemiklerimiz kafatası ve yüz kemiklerimizden oluşuyor. Burada bilmem gereken şey de şu, yüz kemiklerinde hareketsiz eklemler vardır. Sadece alt çenenin hareketli olduğunu bilmem gerekiyor. Peki gövdede hangi iskelet kemiklerim var? Gövdede omurga kemiklerim var. Bunun dışında göğüs kafesi kemiklerim var ve kaburga kemiklerim var. Gövde omurga, göğüs kafesi ve kaburgadan oluşuyor. Bizim kaburga kemiklerimiz 12 çifttir. Yani 24 tane. 12 çift kaburga kemiğimiz var. Bunların alttaki iki tanesinin uçları serbesttir. Omurgaya geleyim, biraz omurgadan bahsedeyim.
Bizim omurga kemiklerimiz boynumuzdan kuyruk sokumuna, işte omurga dediğimiz omur diskleriyle beraber üst üste gelirler ve bizim omurgamızı oluşturur. Bu üst üste gelen diskler omurga kanalını oluşturuyor. İçinde de omurilik bulunuyor. Bu açıdan çok çok önemli. Bu omur disklerinin içerisinde omurilik bulunuyor. Omurlar baş gövde hareketini sağlıyor ve vücudun aynı zamanda dik durmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple omurga bizim için çok önemli. Bizim boyun omurumuz, sırt omurumuz, bel omurumuz, sağrı omurumuz ve kuyruk sokumu omurumuz var. Yani omurlarımız 5 çeşit. Boyun, sırt, bel, sağrı ve kuyruk sokumu omurları var. Bunlar bizim kaburgamızla da bağlantılı. Yani omurga dediğimiz arka bölüm kaburgamızla ön tarafla bağlantılıdır. Boyun omurumuz 7 tanedir. Bundan bahsediyoruz genellikle. Şuraya yazayım. Boyun omuru 7 tanedir. Memelilerde böyledir. Tüm memelilerde 7 tane boyun omuru vardır. Hepimizde aynıdır ama bu omurların uzunlukları farklıdır. O yüzden de canlıların dış görünüşleri birbirinden farklı olur. Burada birinci boyun omurumuza atlas kemiği, ikinci boyun omurumuza da eksen adını veriyoruz. Belki bunlar karşınıza çıkar diye söylüyorum. Üyeler iskeletimiz ise kol, bacak ve kemer dediğimiz, mesela kalça kemeri bu kısımdadır. Bu şekilde bizim iskeletimiz bulunmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada genç yaşlarda bu kemik yapısının sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Biraz ondan bahsedeyim. Kemikleşme oranının da artması gerekiyor. Yaşlanmaya bağlı olarak vücutta yıkımlar artıyor biliyorsunuz ve inorganik madde miktarı da artıyor. Bu yüzden de kemik yapısını korumamız gerekiyor. Peki kemik gelişiminde neler etkilidir? Kemik gelişiminde hormonlar etkilidir. Hormonlar etkilidir. Mesela kalsitonin, hani kalsiyum oranını dengeleyen paratormon, eşeysel hormonlar, özellikle ergenlik döneminde büyüme hormonu, tiroksin hormonu gibi metabolizmayı etkileyen hormonlar çok çok etkilidir. Bunun dışında beslenme oldukça etkilidir arkadaşlar. Bol miktarda proteinli yiyeceklere, özellikle A, C ve D vitaminlerine çok fazla önem vermeliyiz. Vücutta hani mesela bir genetik yapımız vardır mutlaka, uzun boyluyuzdur ya da kısa boyluyuzdur genetik olarak, ama o genetik sınırımıza ulaşabilmek için de beslenmemize dikkat etmemiz mutlaka gerekiyor. Bunun dışında mineraller, kalsiyum ve fosfor özellikle çok çok önemli. Sonra güneş ışığı. Neden önemlidir? Mesela biz D vitaminini provitamin şeklinde alırız ve bu provitamini güneş ışığıyla beraber aktif D vitaminine dönüştürürüz. Bunu da güneş ışığı sayesinde yapıyoruz. Bu yüzden çok önemli. Yaz, kış güneş alabilmek çok çok önemli. Kışın yeterli miktarda güneş alamıyorsak dışarıdan doktor tavsiyesiyle D vitamini destekleri alabiliriz. Ve bunun dışında tabii ki genetik faktörler bizler için oldukça önemlidir diyoruz. Şimdi gelelim bir diğer olaya. Bir diğeri kıkırdak doku. Kemik doku bu şekilde. Geliyoruz kıkırdak dokuya. Şimdi kıkırdak şöyle, biliyorsunuz ilk iskeletimiz kıkırdak yapıdadır. Kıkırdağın en önemli özelliği, bu oldukça önemli, kan damarı ve sinir içermez. O zaman nasıl beslenecek? Bir dokuda kan damarı ve siniri yoksa o doku altındaki bağ dokudan difüzyonla beslenir. Bunu unutmayın. Yine kıkırdak doku hücreleri ve ara maddesinden bahsedeceğim. Dokular hücrelerden ve ara maddelerden oluşur. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit, ara maddesine de kondrin adını veriyoruz. Bunları karıştırmayalım. Kemik doku hücresi osteosit, kıkırdak doku hücresi kondrosit. Kemik doku hücresi osein, kıkırdak dokunun ara maddesi kemik dokunun osein, kıkırdak dokunun ara maddesi de kondrin. Şöyle aklınızda tutun. Kıkırdağınkiler K ile başlıyor. Diğeri de kemik doku olmuş oluyor. Bu kondrosit dediğimiz hücreler şöyle kapsüller içerisinde çok sayıda bulunabiliyor ya da tekli bulunabiliyor. Bu şekilde çok fazla hücre kapsül içinde yer alabiliyor. Şimdi kıkırdak çeşitlerinden biraz bahsedeceğim. 3 çift
pardon 3 tane kıkırdak çeşitimiz var. Hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak. Bunların sadece birkaç örnek bilmeniz yeterlidir. Ben sadece şöyle bahsedeyim, şunu bilelim. Hiyalin kıkırdakta kollajen lifler vardır. Aynı zamanda fibroz kıkırdakta da kolajen lifler vardır. Kolajen lifin özelliği dayanıklı olabilmesidir. Hiyalin kıkırdak bizim embriyonik dönemimizdeki iskeletimizi oluşturur. Embriyonik dönemde iskeletimizi oluşturur. Daha sonra inorganik madde birikimiyle beraber hiyalin kıkırdak kemikleşir. Ama ergin hale geçtikten, geliştikten sonra bile soluk borusu, burun, bronşlar ve oynar eklem ucunda hiyalin kıkırdak vardır. Nerelerde olduğu önemli. Evet, bunun dışında gelelim fibroz kıkırdağa. Fibroz kıkırdak şöyle, pardon elastik kıkırdağa gelelim. Adı üzerinde elastik. Yani ne yapılabilir? Bükülebilir, böyle onunla oynayabiliriz, esneyebilir. Tabii ki elastik lifler var kulak kepçesinde. Kulak kepçesini çok güzel bir şekilde eğip bükebiliyoruz değil mi? İşte bu da elastik kıkırdak sayesinde oluyor. Aynı zamanda östeki borusu da elastik kıkırdak yapıda. Fibroz kıkırdağa geleyim. Fibroz kıkırdakta da kolajen lif var ama şöyle bir özelliği var. Hücre sayısı azdır. Hiyalin kıkırdağın hücre sayısı daha fazladır. Burada hücre sayısı azdır ve hücre sayısı az olduğu için, kolajen lif bulundurduğu için en dayanıklı olan kıkırdak fibroz kıkırdaktır. Bu nerede bulunur dersek, omurlar arası disklerde bulunur. Yine kalça ve diz ekleminde bulunur diyoruz. İşte bu şekilde kıkırdak dokuyu da tamamlamış olduk. Şimdi geliyorum eklemlere. Eklemler de önemli. Eklem demek kemiklerin birleşme yeri demektir. Şimdi ben burada eklemleri size işte artık müfredatta hangi eklemde ne var? Hangi eklem ne yapıyor? Yapısı nasıl? Bu çok önemli değil. Örnek önemli. Nerede bulunur? Nasıl çalışır? 3 tane eklemim var. Oynar eklem, yarı oynar eklem ve oynamaz eklem. Zaten bunların adı üzerinde. Oynar eklem dediğim vücudumu oynatabildiğim yerlerinde bulunuyor. Nerede bulunuyor o zaman? Kol ve bacaklarda hareketi sağlıyor. Burada eklem şöyle ben çizerek göstereceğim yine. Şu benim birinci kemiğim olsun. Bu da eklem yapan diğer kemik olsun. Bu bunun uç kısmı. Bu da bunun uç kısmı. Şu şekilde bulunuyor. Şimdi iki kemiğin birleştiği yer dedik. Burada kemiklerin uç kısımlarında eklem kıkırdağı var. Birbirlerine çarpıp zarar görmesin diye. Burada eklem kıkırdağı dediğimiz yapı var. Şurada bir tane zar var bakın. Şu en dıştaki eklem kapsülü. Eklem kapsülü. Onun altında sinovial zar dediğimiz zar var. Sinovial zar iç kısma doğru sinovial sıvı dediğimiz sıvıyı salgılıyor. Bu sıvıda kemikler hareket ederken sürtünmeyi engelliyor. Bu açıdan önemlidir. Bunlar mesela kollarımda pazu ve ön kol arasında, bacağımda uylukla kaval kemiği arasında bol miktarda bulunuyor. Eklemler önemli. Özellikle şu sıvıyı korumak önemli. Burada kemikler, şu kemikler aynı zamanda birbirine ligament adı verilen yapılarla bağlı. Nerede bulunduğu sizin için önemli. Gerisi çok da önemli değil. Gelelim yarı oynar eklemlere. Bu çok sınırlı hareket eder. Yani tam olarak eğilip bükülmez. Nerede bulunur? Hareket eder ama azıcık. Boyun, göğüs,
İşte bel omuru gibi omurlarda, bu omur eklemlerinde bulunur. Yine eklem kıkırdağı burada mevcut kemiklerin ucunda. Oynamaz ekleme gelirsek, şöyle iki kemik birbirine burada aynı dişli gibi geçmiştir. Dolayısıyla hareket edeceği hiçbir alan yoktur. Sanki onu dışarıdan bütün gibi görürüz. Burada hareket kesinlikle yok. Zaten nerede olduğunu biliyoruz. Kafatasındaki tüm kemiklerde bulunuyor. Alt çene kemiğimiz hareketli, bunu unutmayalım. Evet, eklemlerde bu şekilde arkadaşlar. Yeni müfredat değişikliğine bağlı olarak bunların nerede bulunduğunu bilmemiz bizim için yeterli. Çok detaylı soru çıkarsa karşınızda rahatlıkla üzerini çizebilirsiniz. Sadece şu yapıyı da bilmek bizim için fayda sağlar diyorum. Evet arkadaşlar, umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda kaslara geçeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.